Merkez Üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat'ta meydana gelen yıkıcı depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Malatya oldu. Ekipler enkaz altından insanlarla birlikte evcil hayvanlara da umut oldu. Enkaz altında kalan hayvanlar ekipler tarafından kurtarılarak Malatya Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam alanında tedavi edildi. Tedavileri tamamlanan evcil hayvanlar mikroçip kontrolü yapılarak sahiplerine ulaştırılıyor. Depremin ardından Malatya'dan Elazığ'ın Baskı ilçesine giden ve kedilerini enkaz alanında kaybeden Doğan ailesi, ekiplerin kedinizi bulduk demesiyle adeta havalara uçtu. Malatya'dan duyarlı bir vatandaşımız bunu tesadüfen bulmuş. Bir sürede bakmış, kendi de depremzede olmasına rağmen maşallah, Rabbim razı olsun kendisinden, beslemiş. Bugün bizim oraya getirdi. Ne mutlu ki siz daha önce hayvanlar koruma kanununa göre buna, evet, mikroçip taktırıp kayıt etmişsiniz. Bulduk. Sonra sizle kontak kurduk. Ondan sonra heyecanınızı da gördüğünüz için bunu getirip yerinde baskıladık Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak. Şu hayvanınızı teslim ediyoruz. Çok güzel. Şuraya bir imzanı atarsan memnun oluruz. Yine depremzede vatandaşlarımızdan birisi, Malatyalı hemşehrilerimizden birisi Çöşlük bölgesinde enkazlarını orada bulmuş bu kediyi. Bir süre kendi barındığı yere götürmüş. Bahçeli müstakil bir yeri varmış. Birkaç tane kedi götürmüş. Bunlardan birkaç taneye halen bakmaya devam ediyormuş ama iki tanesini Malatya Büyükşehir Belediye'mizin hayvan bakım evine getirdi, barınağına. Gelir gelmez biz önce bir mikroçiplerine baktık okuyucuyla. Acaba sahibi var mıdır yok mudur diye. Diğer kedinin mikroçipi yoktu. Ya sahibi taktırmadı ya da sokak hayvanıydı ama bunun mikroçipini bulduk. Okutturduk, sisteme girdik. Sahibinin telefonunu bulduk, aradık. Yani onların mutluluğu, gözyaşı döktüler telefonda. Mutluluğunu görünce götürüp yerinde teslim edelim dedik hayvanı. Malatya'dan aldık, getirdik burada. Kardeşlerimize, sahiplerine teslim etmiş olduk. Hem bu can kurtuldu, hem onlar canlarına kavuşmuş oldu. Dolayısıyla hayvanları kayıt etmenin önemi de, mikroçip taktırmanın önemi de burada ortaya çıkmış oldu. Çünkü barınağımızda, bakım evimizde çok sayıda depremzede hayvan var. Aslında biz hepsini taradık. 8-10 tanesinin mikroçipi var. Ulaşmaya çalışıyoruz. Ama diğerleri, sahipli oldukları çok belli olmasına rağmen, hayvanların ev hayvanı olduğu çok belli olmasına rağmen kayıt edilip mikroçip taktırılmadığı için Tarım Bakanlığı'nın sisteminde bulmamız mümkün değil. Ancak bireysel olarak gelip bakıp sahipleri bulursa onları da o şekilde teslim edeceğiz. Depremde sabah biz ailece çıkmıştık. Kediyi de yanımıza aldık ama sonra durmadığı için biraz yem verelim falan dedik. Evde biraz ihtiyaçlarını gidersin diye bıraktık. Biz çıktığımızda o arada deprem oldu. Tüm aramalarımıza rağmen de bulamadık kediyi. Ama çipli olduğu için sağ olsun Malatya Belediyesi veterinerimiz Mehmet Bey ulaştırdı bize. Bu konuda kendisine teşekkür ediyorum.